Emekli maaşlarına 5000 Türk lirası seyyanen zam. Emekliler dört gözle bekliyordu. Emeklilerin dört gözle beklediği haber geldi. Emekli maaşlarına 5000 Türk lirası zam gündem geldi. Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan zam aylar içerisinde mum gibi eridi. %49,25 zam ile birlikte, en düşük emekli maaşı 10 bin Türk lirası olurken bu maaşta geçinmek neredeyse imkansız hale geldi. Yasaya göre Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkına göre zam yapılacak. TÜİK verilerine göre, Mayıs ayı ile birlikte 5 aylık enflasyon farkı %22,72 olarak ortaya çıktı. Ekonomistlere göre bu rakam Temmuz'da %25'e kadar çıkacak. Emekliler ise maaşlarına enflasyon farkının yanında seyyanen zam yapılmasını da talep ediyor. Emeklilerin bu taleplerine ilişkin önemli bir açıklama geldi. Emekliler için özel bir talep gündemde yer alırken en düşük emekli maaşı alanlar maaşlarına 5000 TL'lik seyyanen zam yapılmasını istiyor. Bu talep en düşük emekli maaşının 15000 TL'ye çıkarılmasını hedefliyor. Eğer bu önemli talep kabul edildiği takdirde, emeklilerin genel maaş zamlarının da artması söz konusu olacak. Temmuz ayı yaklaşırken, emeklilerin gözleri hükümetin yapacağı açıklamalara çevrildi. Milyonlarca emekli, her 6 ayda bir yapılan enflasyon oranları ve refah payı doğrultusunda maaş zammını sabırsızlıkla bekliyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, 3 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın refah payı zamını duyurması beklentiler arasında yer alıyor. Türkiye Emekliler Derneği, TÜED, bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seyyanen zam talebini iletti ve bu talep, milyonlarca emekli için büyük bir umut kaynağı olarak görüldü. Türkiye Emekliler Derneği, emeklilerin geçim sıkıntılarına dikkat çekerek Temmuz ayında seyyanen zam yapılmasını istedi. Dernek, en düşük emekli maaşının 5 bin Türk lirası seyyanen artışla 15 bin TL'ye çıkarılmasını talep ediyor. Ancak şu an için hükümetin böyle bir seyyanen zam planı bulunmuyor ve derneğin bu talebinin kabul edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil.